Yoksa Allah'ın Resulü Aleyhisselam boşuna mı diyor? Kıyamet gününde o dehşetli sahnede, kıyametin koptuğu o mahşer yerinde insanların herkesin kendi derdine düştüğünde Allah-u Teala'nın özel muhafazası, koruması altında olacak 7 sınıf insandan birisi de hayalı genç, iffet sahibi genç olduğunu bize söylüyor. Makam mansup sahibi bir kadın kendisini iffetsizliğe davet ettiği zaman قَالَ مَعَذَ اللّٰهُ Hz. Yusuf diyor, Allah'tan korkarım diyebilen insandır diyor. Onun için özellikle asrımızda televizyon bir taraftan, basın yayın neşriyat bir taraftan, internet bir taraftan adeta birer 21. yüzyılın büyük orduları olup Müslüman gençliğin üzerine akın eden ve elinden geldiği tahribatı yapmak için olanca gayret gösteren bu düşmanlara karşı Müslüman gencin ayakta durması, gözünü, bakışını, nazarını koruması, iffetini muhafaza etmesi onu inanın bu dönemin asrımızın velisi, evliyası yapıyor. Bazı tasavvufi esinler haller, bizim şeyhimiz evliyadır, müceddittir falan. Bu dönemde evliya alıyorsanız başka yere gitmeyin. Müslüman genç, ibadetini yapıyor, alnı secdeye geliyor, gözünü haramdan, nefsini haramdan koruyorsa başka evliya aramayın bu dönemde. İffetli genç bu dönemin evliyasıdır. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minel zulümati ilen nur. Allah o inananların kendi yolunda gidenlerin dostudur. Onları karanlıklardan çıkarıp aydınlığa çıkarır. Ela inne evliya Allah la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Dikkat edin. Allah'ın istediği istikamette yaşayan Allah'ın dostlarına ne bir korku ne de bitsizlik var. Rabbim gençliğimizi, neslimizi Hazreti Yusuf misali haramla burun buruna geldiğinde Allah'ı hatırlayan ve bu haramdan sakınabilen kullarından eylesin. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِالْفُرْجِهِمْ حَابِدُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِاَمَانَاتِهِمْ وَعَدِّهِمْ رَعَمُونَ Sonra özellikle diyor, ünlülerin sıfatlarını sayıyoruz ya, sonuncusu, sondan bir öncesi. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِاَمَانَاتِهِمْ وَعَدِّهِمْ رَعَمُونَ Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlerine yaydılar. Efendimizin peygamberlikten önce bile künyesi neydi? Mahlası. Lakabı neydi? El-Emin'di. Muhammed-ül Emin. En baş düşmanları bile, en azılı düşmanları bile seyahata çıkacağı zaman ailesini en değerli malını verir ona teslim ediyordu. Çünkü o Muhammed-ül Emin'di. Ondan zarar gelmeyeceğini biliyordu. Hicrete çıkacağı zaman Hazreti Ali'yi geride bırakırken ona diyor ki falanca mal falanındır, falanca mal falanındır, falanca mal falanındır. Halbuki onlar ona inanmıyordu. Yalancı diyordu, şair diyordu, mecnun diyordu. Ama getirip değerli varlığını da ona teslim ediyordu, ona emanet ediyordu. Ve hicrete çıkarken Efendimiz bir bir bunları söylüyor. Falan falanındır, falan falanındır. Bunları benden sonra emanetleri sahiplerine teslim edesin. Emanete emin olun. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِاَمَانَةٍ وَعَدْهِمْ Ahd. Sözlerine sadıktır. Yani Müslümanın ağzından çıkan söz senettir. Ama bugün maalesef ticari ilişkilerimizde buna güvenemiyor muyuz? Yani en yakınımıza bile borç verirken, maddi anlamda bir ilişkiye girerken güvenemiyor muyuz? Müslümanın ağzından çıkan söz senet diyebiliyor muyuz? Bir sürü senet sebep imzalıyoruz da yine de güvenemiyoruz buna. İşte bu da bizim Kur'an'dan, İslam'dan ne kadar uzaklaştığımızın bir resmidir. Allah'ın sözüne diyorlar, bu kadar söylüyorlar, mümin korkan olabilir mi? Efendim diyor ki o da bir insandır yani, o da bir nefis taşıyor, can taşıyor, korkabilir, korkak olabilir. Ya Resulallah, Müslüman cimri olabilir mi? Efendimiz diyor ki o da bir nefistir,
Yani mal sevgisi, mülk sevgisi ona kaybet çalabilir, olabilir. Müslüman bunu da yapabilir. Ya Resulullah, Müslüman yalan söyleyebilir mi? Efendimiz orada durdu. Müslüman yalan söyleyemez. Niye? وَالَّذ۪ينَ هُمْ يَمَنَا اِلْعَانْدِينَ Onlar emanetlerine ve sözlerine riayet eder. Ve son özellik, bakın Rabbimiz müminlerin özellikleri bahsederken neyi açmıştı? Namazla açmıştı. Huşu ile kılan bir namazla ve yine sonunda namazla kapattı. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar namazlarını muhafaza ederler. Bir kılıp bir kılmama değil, Ramazan'dan Ramazan'a teravihe gelmek değil, bayramdan bayrama, bayram namazına gelmek değil, Müslüman namazını muhafaza eder. Müslüman namazını muhafaza eder.